Tasviri pençe 5. bölüm. Geriye tasvir edecek bir pençe kalmamış olabilir. Şu an bilmiyoruz. Finale doğru yaklaşırken. Eğer bu videoyu finalden sonra izliyorsanız. Bugün ölüyor musun peki bu şey final oyununda? 1 Şubat'ta final oyunumuz var. Bugün biraz kritize edeceğiz. Bu son olaylara birazcık konuşacağız. Bir de son oyun günümüzde başımıza ne gelebilir? Ne gelmesini isteriz? Tahminlerimizi ortaya. Bana hayranlarımızdan şey geldi. Sen ölenleri tahmin edebiliyorsun. Bir bakalım kim tahmin, kim ölecek bu sefer diye. Buna şeye gelince finalde konuşalım bunu. Son oyunda. Peki sen orklar darbe yaparken neredeydin? Yeşil pençe ele geçirirlerken çıktın mı sokaklara? Çıktım. Ben yeşil pençe sokaklarında çıktım. Dolandım. Tirit kazanacak diye bağırdım. Sloganlar attım. Tüm askerleri topladım. Bastırmaya çalıştım isyanı. Tüm ünü kendi üzerine almaya çalıştığını söyleniyor. Oradaki herkes benim komutam altındaydı. Oradaki başarı benim emirlerim sayesinde gerçekleşti. O yüzden ben şunu gördüm. Çok az yanı vardı ve arkadan geliyordu. Köylü birinden kalkanını aldı. Bana lazım o dedi. Adam da böyle zırhsız falan aldı kalkanı. Bir de kendi kılıcıyla böyle arkadan geldi. Benim gördüğüm buydu yani. Hiç bunlar yazmıyor. Şimdi şu şekilde, o kalkan onun değildi. O kalkan oyunculardan birinin kalkanıydı, ona vermişti. Adam savaşmasın diye ben onun elinden aldım. Adam da savaşmadı zaten. Adam... Öldü ama o adam değil mi? Yok, ölmedi. Hiç önem vermiyorlar soylular köylüler. Sen soylu oldun bir de değil mi? Olmadı. Yok, ilk videolardan beri değişimini görüyorsun. Ne söylesem olmadı. Hayır diyor artık. Soylu tam olmadım. Tam bir soylusun. Teşekkür ederim. Sen bize bu isyandan bahset. Niye çıktı bu isyan? Biliyor musun? Ya şimdi tahminler var tabii ki de zaten kalenin içindeki insanlar huzursuzdu bir süredir. İçeride sadece yeşil pençe topraklarında var olan insanlar değil, haydutlar da sızmış bir şekilde, dışarıda kalan haydutlar. Şimdi bizim leylilerimiz, lordlarımızın hepsi kaleden çıkınca ve sör ünvanına sahip olan tek kişi de ben olunca adamlar fırsat bu fırsat deyip ayaklandılar. He, o sırada da yerin altından da orklar iç kaleye doğru tünel kazıyorlar. Hepsini bir arada halletmeye çalıştık. Bravo. Peki biz final oyununda belli ki kaleden çıkacağız. Mı? Ya 3000 orkla savaşacağımızı düşünmüyorum ben. İşte kaleden çıkarsak savaşmak zorundayız ya. Tüneller bence gizli bir şey değil artık, herkes biliyor. Yani o da doğru. Gidelim bir spoiler şey yapmayalım. Tamam. Şimdi çıkacağız. Kansırayacağım yine. Çözümlerin bazıları belli ama birkaç malzeme toplandı. Evet. Spoiler almadan bunu farkındayım. Bazı görevlere gidildi, bazı eşyalar toplandı. Evet. Ne yapılmaya çalışıldı ben anlayamadım açıkçası. Ben mesela anladım. Bravo. Orklarla savaşmayacağımızı mı düşünüyorsun sen? Orklarla savaşacağımızı düşünüyorum ancak yardım... 3000 ile değil. Yardım gelecek. Yardım gelecek. Yardım gelecek. Çünkü biliyoruz lordlarımız, soylularımız Kendall'a gittiler. İşte konuşmaya, yardım isteme vesaire. Dışarıdan belki bir ordu gelebilir. Yani biz içeriden, onlar dışarıdan araya alabiliriz ordu. Ve orkların arasında da bir isyan var. Evet, bunu duymuştum. Peki şuna ne diyeceksin? Geçen gün ben soylularla oturuyordum. Off game tabii. Hmm. Espri yapayım dedim. Hani sizin bu oyun başından beri kazandığınız lütuflar yoksa bu oyun için miydi? Bu lütufları kullanıp mı kurtaracaktınız kendinizi ama kaybetmemek için kullanmıyorsunuz dedim. Güldüm. Evet. Sonra onlardan hiçbiri gülmedi. Doğru bir tanım yapmışlar. Gerçekten de lütufları bu savaş için toplamışlar ve kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar kesinlikle. Lütuflarını harcamak istemiyorlar. Sen kullanır mıydın? Vermont'un başı olsaydın kullanır mıydın? Ben devletimin bekası için elimden gelen her şeyi yapardım. Anladım. Halkımı korumak için lütuf neymiş? Kazanırız tekrar. Lütuf kazandır. Ama o halk kazanılmaz. Halk unutmaz. Şimdi final gününde en çok lütfu olan ve yaşamaya devam eden kazanacak mı direkt? Bilmiyorum. Çünkü yaşayacak kimse de kalmayabilir. Hmm. Ben o kadar olumsuz düşünmüyorum. Sence kim ölür? Kim mi ölür? Soylulardan mı? Soylulardan. İlk kim ölür? İlk. Evet. Hiç bilmiyorum, biliyor musun? Seni söyleyecektim ama soylu deyince hiç. Ben soylu değilim. Evet, o yüzden. Ben sana söyleyeyim. Erwin Vermont. Ne öldürür peki? Onun üzerindeki zırh onu öldürecek. Büyü falan mı? Yok, hayır, öyle değil. Kendine çok güvenecek, çok öne çıkacak. Ondan sonra
felsefe yapıyoruz. Tabii. Peki düşmanımız, asıl bir düşmanımız kim? Ejderha mı? Asıl düşmanımız kale içindeki bizleriz bence. O yüzden mi kaleden çıkıyoruz? Yani şimdi orklar geldi, seferberlik ilan edildi. Hani seferberlik ilan edilmediği zaman biliyoruz yani bu soylular ne yapıyor. Ha. Herkes oyun peşinde. Lütuf harcanacak mı sence? Bir zahmet harcansın. Harcanacak mı harcanmayacak mı? Ben hiç vermiyorum. Ağlayacağım lütfen harcansın. Ben şey dedim, bayağı yüklü birlik getirebiliyorlarmış Lütuf'la ama burada şey propaganda yapıyordum, Lütuf kullanın lütfen. Açıkçası Lütuf'un ve para birim yani birimlerin bir sakat adamı ne hallere getirebildiğini biliyoruz. Aa doğru doğru. Yani çok güçlü bir faktör. Köz vallahi. Evet. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun ne? Ya? Biz isyan oldu işte. Hem üstte hem altta bir muhabbet oldu. Evet. Bastırdık. Hep birlikte bastırdık. Orada biz 8-9 kişiydik. Sadece Sir Malcolm ve arkadaşları diye dedikodu çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Orada hepimiz hayatımızda... Terbiyesizlik. Ben düştüm. Beni indirdiler. Evet. Tam 15 vurdu bana ya. Bıktım artık bundan. Biz savaşıyoruz orada. Sen iki canlı orada kalkan kılıç durmuşsun. Sir evet. Malcolm da Sir Malcolm. Evet. Bak o kısma ben de çok şeyim. Yani orada hepimiz birlikte şey yaptık ama komuta bendeydi o sırada. O yüzden benim ismim geçti. Peki peki. Ben şunu konuşmak istiyorum. Peki. Bu çok atlandı. Biz bir kocaman devasa bir ağaç öldürmeye gittik. Ağaç. Evet, evet. Formasyon aldık. Ve sen cüce bana baktın ve gaza geldim deyip ağaca saldırdın. Bunu ben yapmadım. Evet bunu sen yaptın ve bunu da dedin. Cüce bana baktı ve gaza geldim dedin. Şafak Türkdoğan'ın bu olayla hiçbir alakası yoktu. Malcolm öne atladı. Malcolm. Ağaç da içeri atlayıp evet. Öldürdüğümüzde bekilerden üstüne düştü. Ya yani ölüyordu. Evet. Bundan sen sorumlusun tamamen. Evet. Ancak burada unutulan bir şey var. Cesaretim hala ödüllendirilmedi. Skara'yı öldürmeyi denediğin için hayır, mi? Hayır, hayır öyle bir şey yapmadım. Şimdi orada tabii ki de hattı bozmak yanlış. Emirlere karşı geldim orada. Hatta işte şey bittiği zaman eğer biterse bu kuşatma biterse cezamı da çekeceğim yani gayet. Düşündüm tuvalet temizledim. Valla Leydim ne ceza verirse o yani. Tuvalet de temiz, kamçı bile verebilirim. Şu an ama emir adan üst konumuz sanırım. Hiç emir verdi mi peki böyle gizli kapı? Sen bunu yapacaksın abi. Ya başına işte, gidiyor değil mi abi? Ya işte orada bir kere şey oldu. Sen buraya geçeceksin dedi. Hayır geçmeyeceğim dedim ve olduğum yerde kalmışım. Çok sinirlenmişti. O ona sinirlenmiş zaten. Hattı bozduğum için değil oradan bana ceza geldi. Zaten onun da işine gelir. Ama kale içerisinde, kale hakkında verilen emirler de ondan üstün şu an. Ancak hiçbir zaman tabii ki de bu gücümü kullanmadım. Şimdi az çok biliyorsun neler olacağını finalde. Evet. Sen önceliğini neyden kullanma taraftar oldun? Şu an vekiller sensin. Oo. Malcolm nasıl bir çözüm üretirdin? Önce kendime bir plate dizerim. O birimleri bir harcarım. Şey açıkçası şu an epey bir yemeğimiz ne yapmaya çalışıyorum ben? Şu an 3000 tane ork var. Sen sanırım keyif yapmak istiyordun biraz ama 3000 orku çözmek, yeşil tamam. Pençe... İşte 3000 orku şu şekilde olma. Çözebilirsin. Onların arasında zaten sıkıntı var. Tamam mı? Kendi aralarında bir isyan var. Çünkü bu hastalıklı olan orklar var, bir de olmayanlar var ve kendi aralarında bir çekişme başladı bunların. Bundan çok güzel bir şekilde yararlanabiliriz yani. Birbirlerini yemelerini çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Destek çıkacakmış gibi yapıp çıkmayabiliriz. Birbirlerine saldırırlar, birbirlerini yerler. Zayıf oldukları anda biz saldırırız. Hani böyle şeyler yapılabilir. Peki GM'lerin ejderha sevdiğini biliyoruz. Evet. Abi çok seviyorlar. Getirince çok seviyorlar. Gün... Sence gelecek mi finalde? Ejderhamız olacak mı? Yoksa fantastik bir başka bir şey mi getirecekler? Ejderha'ya yani şu demon geliyor. Yani evrendeki benim bildiğim kadarıyla en fantastik varlık ejderha. Tanrı diye geçiyorlar. Hidra var zaten. Bu arada. Ben kitaplarda baktığımda Hidra görmüştüm. Hidra var da yani şeyde var mı? Bizim evrenimizde var mı? Vardır. Vardır da burada değildir bence. Ama ejder bence gelir ya. Neden gelmesin ki? Gelmeyecekse niye koydunuz kardeşim falan da. Kules Akdeniz Derneği'nin sizler için hazırlamış olduğu bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.